15 Temmuz'dan sonra ve IŞİD ya da DAEŞ terörünün yarattığı kasvet ve her ikisinin ortaya koyduğu acılar tazeyken Türkiye Cumhuriyeti'nin Diyanet İşleri Başkanı'yla özel röportaj. Bu görev verildiğinde sunucu hazırlandı tabii. Söyleşi iki başlıktan oluşmalıydı. FETÖ ve DAEŞ. Ama başlıkları planlarken, soruları tasarlarken dikkat çekici bir durum ortaya çıktı. Her ikisini, bu her iki başlığı birbirinden kesin çizgilerle ayırmak pek mümkün olmadı. Çünkü birisi için akla gelen bir soru ya da başlık ötekine de değiyordu. Hasılı bu özel röportajın galiba böylesine dikkat çekici bir yanı olsa gerek, hatta belki de zorluğu. İyi akşamlar. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez de özel yayınımıza hoş geldiniz. Sayın Başkan, yayınımıza hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Sağ olun. Mekandan belki biraz söz etmek lazım. Çok güzel bir yer. Burası Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir mekanı. Tarihi adına gelirsek Haseke Külliyesi, bir Mimar Sinan eseri. Gerçekten çok güzel bir yer. Vurgulamadan edemedim değerli başkan. Şimdi 15 Temmuz'dan belki başlamak lazım. O akşam Diyanet'te neler oldu? Nasıl çalıştı Diyanet? Neler yaptı? Çok teşekkür ediyorum. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla sözlerime başlamak isterim. Bizi izleyen bütün kardeşlerimize hayırlı, bereketli bir gece diliyorum. 15 Temmuz şehitlerini rahmetle yad ediyorum. 15 Temmuz'dan bugüne kadar, öncesinde ve sonrasında pek çok şehit verdik. Bir hazan mevsimi yaşıyoruz. Rabbim hepsine rahmet eylesin. Gazilere, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ve sözlerimizin başında 15 Temmuz sonrasında bizi birbirimize kenetleyen o birlik ruhunun, o beraberlik, kardeşlik ruhunun ebediyete kadar daim olmasını, gelişerek süreklilik kazanmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Oğuz Bey, doğrusu 15 Temmuz gecesi her Türk vatandaşı gibi biz de saat 10'a doğru, yani 9, belki 9.30'dan itibaren aldığımız haberlerle ne yapabiliriz? Resmi gördükten sonra, köprüler işgal edilip Ankara'nın belli merkezlerine bombalar yağdıktan sonra Ankara'daydım. F-16 uçaklarının binaları yalayacak şekilde insanların kalbine korku salmaya başladığını, artık bunun adının bir darbe olduğunu gördükten ve anladıktan sonra ilk aklımıza gelen, biz 100.000'i aşkın bu milletin dini hayatına, manevi hayatına rehberlik yapan bir müesseseyiz. Bu gibi zamanlarda bize düşen vazife nedir? Bizim görevimiz sadece namaz kıldırmak, sadece camileri idare etmek değil, zor zamanlarda milletin iradesi gasp edilmek istendiğinde, milletin paralarıyla alınan tankları milletin kalbine yöneldiği zaman bize düşen ne olmalı diye arkadaşlarımızla çok hızlı bir istişaremiz oldu. Bir kriz masası oluşturduk ve ilk aklımıza gelen, minarelerimizden saralar okuyarak milletimizi hukukuna sahip çıkmaya davet etmek oldu. Çünkü Kurtuluş Savaşımızda da, diğer bütün zamanlarda da din hizmeti yürütenlerin vazifesi daha çok milletin o maneviyatını ayakta tutmak ve milletin yanında yer almak olmuştur. Biz de ilk aklımıza gelen o oldu. Ben daha önce de bir vesileyle anlatmıştım. Kıbrıs harekatında 12 yaşındaydım ve babam rahmetli bir mihrap görevlisiydi. Gecenin birinde haberler, biraz üzücü haberler gelmeye başladığında sesim de güzeldi. 12 yaşımda bana minareye çık ve sala oku dedi.
sala okumuştum. Anonsu kendisi yapmıştı. Bütün halkı camiye dua etmeye davet etmişti. Hafızamda bu canlandı. Arkadaşlarımızla da istişare ettikten sonra bütün görevlilerimize bir mesaj göndererek, değerli din gönüllüsü kardeşim diye başlayan, lütfen bu gece milletin hukukuna sahip çıkmak bir iman vazifesidir. Milletimizin yanında yer almalıyız. Minarelere koşarak, camilerin ışıklarını yakarak, minarelerden sala okuyarak, salatu selam, sala barıştır, selam, salat rahmettir, selam barıştır. Rahmet ve barışın bize yönelen bu şiddeti ortadan kalkacağına inanıyoruz. Onun için salatu selam getirerek milletimizi kendi hukukuna, kendi iradesine sahip çıkmaya davet edelim. Herhangi bir şiddete başvurmadan bu gece hep beraber milletin yanında yer alalım dedik ve sabahlara kadar da bu Türkiye'nin bütün camilerinde böyle oldu. Milletin kulağında sala, dilinde tekbir, elinde bayrak ile meydanlara yürüyerek hamdolsun o kabus gibi milletimizin önüne üzerine çöken o ihaneti bertaraf etme noktasında ben bu vesileyle bir kez daha gerçekten aynı gece sabaha kadar milletle beraber hareket eden, onların o maneviyatını ayakta tutmaya çalışan bütün din gönüllüsü kardeşlerime de tekrar teşekkür etmeyi yerine getirilmesi gereken bir vazife evet. addediyorum. Bu arada ciddi bir ağ da var galiba değil mi Sayın Değerli Başkan? O kadar görevliye ulaşmak birkaç saat ya da dakika için. En ücra mezrada dahi görevlisi olan tek kurumuz. Teknoloji çok ilerledi. Bir mesaj ile hepsine ulaşmak mümkün. Tabii köylerde dahi saralar verildi. Köy halkı şehre akın etti. Bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu gördü, anladı ve o şekilde hareket etti. Hamdolsun bu milletimizin kendisine yönelen o ihaneti bertaraf etmede azıcık tuzumuz olduğu için başkanlık olarak kendimizi bahtiyar addediyoruz. Ve bu gibi hallerde Diyanet'e ne kadar büyük görevler düştüğünü de bu vesileyle bir kez daha görmüş olduk. Hemen FETÖ başlıklı sorulara geçmek isterim. Kaynaklardan birisi bu çalışma için, bu söyleşiye. Galiba Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da tarihinde bir ilk, bir olağanüstü şura evet. düzenlediniz. Oradaki konuşmanızda bir alıntı yapmam gereken bir bölüm oldu. Dikkat edin, o aldatanlar sizi Allah'la aldatmasın. Ayetini hatırlatıyorsunuz. Kur'an'ın ayeti. Evet. evet. Bunun hikmetini diyorsunuz, ilahiyat camiasının oldukça geç idrak ettiğini ortaya koyuyorsunuz. Bu önemli bir öz eleştiri Sayın Başkan. Şüphesiz bu süreçte her müessesenin öz eleştiri yapması gerekiyor. Siyaset neredeydi, emniyet neredeydi, istihbarat neredeydi, gibi bütün herkese sorular yöneltiliyor. Diyanet neredeydi diye sormak bu topraklarda yaşayan herkesin hakkıdır diye düşünüyorum. Yani 40 yıl boyunca, çünkü Oğuz Bey, biz daha önce de darbeler gördük. Ve bu darbelerle ilgili her birimizin çok acı hatıraları var. Kurumsal olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın daha acı hatıraları var. Bu toplum bilmez. Yani 60'tan sonra Diyanet'in başına neler geldi? 80'den sonra neler geldi? 28 Şubat'tan sonra neler geldi? Diyanet üzerinden, din üzerinden toplum mühendisliği nasıl yapılmak istendi? Diyanet buna nasıl bir karşılık verdi konusu gerçekten çok önemli bir konudur. Ama bu darbe başka da daha önceki darbelere benzemiyor. Bu darbe bu topraklarda yaklaşık 40 yıl, 50 yıl kendisini dini bir cemaat olarak adlandırmış bir yapının öncülüğünde gerçekleşti. 40 yıl bu topraklarda vaazlar verildi, konuşmalar yapıldı, evler kuruldu, okullar açıldı vesaire. Ama bütün bunlar da
din söylemi altında yapıldı. Dini sahiplerle yapı ortaya çıktı. Üstelik bu dini yapı bizim zekatlarımızı toplayarak, bizim sadakalarımızı çalarak, bizim evlatlarımızı devşirerek, bizim evlatlarımızın beyinlerini yıkayarak bu noktaya getirdi. Ne ile yıktı? Ayette ifade edildiği gibi Cenab-ı Hakk'ın adını kullandı, sevgili peygamberimizi kullandı, sahabeyi kullandı. Yani dini kullanarak bu noktaya geldi. Peki vatandaş şunu elbette sormalı. 100.000'i aşkın madem Diyanet Teşkilatı var, öyleyse neden bütün bu tehlikeler hakkında bizi bilgilendirmedi diye sormaya hakkı var ve öz eleştiri yapmak zorunda. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu öz eleştirileri yapıyoruz. Ayrıca bu yapı DAEŞ gibi, Boko Haram gibi, El-Kaide gibi şiddetten söz etmemişti bize. Bilakis savaşı, şiddeti, kötülüğü daha çok yererek, barış diyerek, kardeşlik diyerek, hoşgörü diyerek, diyalog diyerek, dinler arası diyalog diyerek daha çok bir yapıyı ayağa kaldırdı. Şimdi bu tabloda elbette bütün müesseselerin öz eleştiri yapması gerektiği gibi Diyanet Teşkilatı'nda ta başına giderek, çünkü yapının elebaşısı aynı zamanda bir Diyanet daha emeklisi. Diyanette yıllarca görev yaptı. Diyanetin pek çok kürsüsünde konuşmalar yaptı, vaazlar yaptı. 90'lı yıllarda İstanbul'un, Ankara'nın, başka illerin en büyük kürsülerinde konuştu. Dolayısıyla bütün müesseseler öz eleştiri yapmak durumunda olduğu gibi Diyanet İşleri Teşkilatı'nın da öz eleştiri yapması gerekiyor. Ayrıca ilahiyat fakültelerinin, Türkiye'de sayıları yüzü bulan ilahiyat fakültelerinden bugüne kadar bu yapının söylemleriyle ilgili, bu yapının yanlış söylemleriyle ilgili. Eğer bir tek doktora tezi yapılmışsa belki bir iki tane olabilir. Galiba var. Eğer bir iki tane dışında bir tane master tezi, doktora tezi yapılmamışsa, akademisyenler bu konuda çalışmaları ortaya koyarak bir hizmet kurumu olan Diyanet'i yönlendirme noktasında bir eksik içerisinde olmuşlarsa, ilahiyat camiasında aynı şekilde bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Hatta dahası 20 kadar doktora tezi biliyorum ki daha çok övgülerle dolu. Yani yapıyı öven, yapının söylemlerinin İslam'a uygunluğunu, çağa uygunluğunu ortaya koyan ve her biri bir jüri önünde tartışılıp neticelenen akademik çalışmalar var. Böyle bir ortamda İlahiyat Fakültesi ve Diyanet İşleri Teşkilatı'nın elbette öz eleştiri yapması gerekiyordu. Tabii şunu da ifade etmek isterim. Yani kendimize çok da haksızlık yapmak istemem. Diyanet İşleri Teşkilatı'nın hiç olmadığı bir ülkede acaba bu nasıl olurdu? Yani neticede bu tür yapılar toplumun belli bir kesimini teslim alabiliyor. Ama Diyanet İşleri Teşkilatı olduğu için bu toplumun tamamını kuşatmamış olduğunu söyleyebilirim. Bir, ikincisi, biz tarihimize baktığımız zaman bu yapının söylemini camiye sokmadığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Zaman zaman bireysel yanlışlıklar var ama bir bütün olarak ele aldığımızda yapının söylemlerine, tamamen söylemlerinin camilere ve din söylemi içerisine baskın olarak girmemesi için elinden gelen her türlü gayreti sarf etmiştir. Son 3 yılda ise yalnız kaldığımızı düşünüyorum. Çünkü son 3 yılda, yani 3 yıl 2013 yılından itibaren, 2011 yılında Kazakistan'da benim bir açıklamam var. Bu yapının bilhassa dinler arası diyalog söyleminin dünyayı aldatan bir söylem olduğunu tespit ettikten sonra, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, hem de böyle uluslararası bir toplantıda, dinler arası diyalog yoktur. Tevhidle teslis arasında diyalog olmaz. Ama dini kurumlarla din adamları arasında, dünyanın meseleleri arasında doğru ilişkiler olur dedikten sonra Diyanet adeta hedefe alındı. Büyük bir itibar suikastine uğradı. 3 yıldır, 4 yıldır bu ülkede Diyanet kadar itibar suikastine uğrayan bu yapı tarafından çok az kurum vardır. Bu noktada da zaman zaman yalnız bırakıldığımızı açıkça ifade etmek isterim. Ama bütün bunlar bizi mazur olmaktan çıkarmaz. En üst seviyede hasbelkader 4 yıldır, 5 yıldır, 6 yıldır
bu kurumun başında bulunan birisi olarak. Evet. Ve daha önce içinde başkan yardımcısı olarak çalışmış birisi olarak bu konuda taksirlerimiz olduğunu, kusurlarımız ve ihmallerimiz olduğunu ben kabul ediyorum. Ancak sorunun cevabı biraz uzadı ama program öncesinde size bir cümle kullandım. Dedim ki açık düşmanla muhatap olduğumuzda yapacağımız işler bellidir. Ama İslam dininin ve İslam dünyasının başa çıkmakta zorlandığı bir düşman vardır ki o da nifaktır. Nifak hareketleri, nifak hareketleri yani münafıkla uğraşmak, mücadele etmek zordur. Efendimiz, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'de Mekke'den gelen bütün saldırılara karşılık verebilmiştir. Efendim, dünyanın her tarafından kendisine gelen bütün düşmanlarla başa çıkabilmiştir. Ama Abdullah bin Übey bin Selül başkanlığında kurulan nifak hareketine karşı çok daha zor durumda kalmıştır. 5 darbe vardır. Münafıklardan peygamberimize 5 darbe vardır. Siyer peygamberimizin hayatına baktığımız zaman hem de öldürmeye teşebbüs etmişlerdir. Düşmanla işbirliği yapmışlardır. Toplumu parçalara bölerek muhacirle ensarı karşı karşıya getirmişlerdir. Medine'nin içerisindeki Yahudilerle işbirliğine girmişlerdir. Zehirlemişlerdir pek çok zaman. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam fitne çıkmasın. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi arkadaşlarını kovuyor, kendi arkadaşlarını dışlıyor, kendi arkadaşlarını öldürüyor dedirtmem diyerek belli bir çerçeve içerisinde hareket etmiş. Hatta Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'de ikaz edildiği hususlardan bir tanesi münafıklara çok bazen müsamaha göstermesinden kaynaklanmıştır. Evet. Gerçekten enteresan. Efendim şimdi dolayısıyla bu öz eleştiri, bu samimi ifadelerden bir yeni strateji de çıkıyordur herhalde. Şüphesiz. Zaten devamında gelen sorular biraz öyle. O yüzden strateji, yeni strateji, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın demeyeceğim de şuradan başlamak isterim mesela. Yine bir alıntı. Ya sizin sözleriniz ya Din Şurası'nın kararlarından. İslam dini Hazreti Peygamber'den başka rehber kabul etmez. Evet. Bunu biz Türkiye Cumhuriyeti ulusu, toplumumuz, buradaki inançlılar, Müslümanlar ve hatta İslam coğrafyasındaki ülkeler bunun ne kadar biliyor, ne kadar farkında? Onu önce şöyle düzeltelim izninizle. Hazreti Peygamber'den başka masum, yani günahsız, tartışılmaz, mutlak hakikat, hakikatin kaynağı bir rehber kabul etmez. Hı hı. Rehberlik vardır, rehber sadece muallimdir, sadece mürebbidir. Hı hı. Bize sadece ders verir, ilim öğretir, alimdir. Ama dinin otoritesi, dinin kaynağı, söyledikleri dinde kaynak, tartışılmaz kabul edilecek bir beşer yoktur. Hı hı. Baki hakikatler fani şahsiyetler üzerine bina edilmez. Masumiyet, günahsızlık sadece peygamberlerde vardır. Kaldı ki peygamberlerde de zelle dediğimiz ayak sürçmeleri söz konusu olmuştur. Sevgili peygamberimiz dahi Kur'an-ı Kerim'de 16 yerde ikaz edilmiştir. Bunu üzülerek belirteyim. İslam dünyası erken asırlardan itibaren bu hataya düştü. Bizden önceki dinlerde de bu hataya düşülmüştü. Sevgili peygamberimiz bir ayet nazil olduğunda Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili onlar hahamlarını ve papazlarını ilah edindiler, Rab edindiler dediğinde Adi bin Hatem isimli bir alim, Yahudi din bilgini iken Müslüman olmuş birisi ayağa kalktı. Ya Resulallah, ben bu kadar içlerinde yaşadım. Biz onları Rab edinmemiştik. Burada bir yanlışlık yok mudur diye sorar. Sevgili peygamberimiz de der ki onlar bir şeye haramdır dedikleri zaman siz de haram demiyor muydunuz? Onlar bir şeye helaldir dedikleri zaman siz de helaldir demiyor muydunuz? Evet diyor, biz böyle derdik. O zaman işte bu onları Rab edinmenizdir. Haramı ve helali belirleme yetkisi.
dinin esaslarını koyma yetkisi Cenab-ı Hakk'a aittir. Vahiy ile o bize bildirmiştir. Dolayısıyla beşer dediğimiz bir varlığı dinin yegane otoritesi, haram ve helali belirleyen, bize istediğini söyleten, her türlü gayri meşru düşünceyi meşrulaştıran bir insan konumuna düşürdüğümüzde, bu Allah korusun insanı şirke götüren bir davranıştır. Biz büyüklerimizi zaman zaman sadece birer muallim ve mürebbi olmaktan çıkardık. Bazen onlara kutsiyetler atfederek, beşer üstü vasıflar atfederek yanlışlığa düştük. Hala bu yanlışlığın içerisinde de pek çok yerde büyük sorunlar devam ediyor. Bağlantılı olarak mesela yine din olağanüstü şuradan, din şurasından bir alıntı. Örgütün elebaşı din alimi olarak kabul edilemez deniyor. Tabii malumat sahibi olmakla alim olmak ayrı bir şeydir. İslam dininde alim dendiği zaman aynı zamanda o ilmiyle amel eden, aynı zamanda ihlas sahibi, aynı zamanda İslam'ın ortaya koyduğu o öğretilerin içerisinde hareket eden insan demektir. Bu süreçte Diyanet İşleri Başkanlığı olarak en çok müşteki olduğumuz hususu da bu vesileyle sizin aracılığınızla ifade edeyim. Çünkü bizim bizatihi yürüttüğümüz görevlere ünvan olarak verilen isimlerin tamamı neredeyse adeta kirlendi. İmam, alim, vaiz, ya, cemaat, efendim gibi kelimeler. Dolayısıyla o ünvanlar orada kastedilen sadece alim değil. Hoca efendi diğer, deniyor. Evet, hoca şey. Efendi vesaire. Yani kendi milletine tekrar ifade ediyorum. Bilhassa yani geçmiş zaman içerisinde çok iyi niyetlerle, samimi düşüncelerle gönül bağı kurmuş ve yardımcı olmuş bütün vatandaşlarımın bilhassa bunu lütfen tekrar dinlemesini istiyorum. Çünkü bu süreci 4-5 yıldır beraber yaşıyoruz. Evet. Yani bir insanın 40 yıl kendisini topluma farklı tanıtarak, eğitim diyerek, ahlak diyerek, inanç diyerek, zekat diyerek, sadaka diyerek, ben çocuklarınız ahlaklı bir nesil yetiştirdim, yetiştireceğim diyerek, bir altın nesil yetiştireceğim vaadinde bulunarak ve sonra o açtığı evlerde beyinler yıkayarak, toplumu teslim alarak, daha sonra toplumun imkanlarıyla alınan silahları topluma yönelten bir insanın bu sıfatları hak etmesi mümkün değil. Onun için orada olağanüstü din şurasında İslam bilginlerinin bu ifadeyi kullanmış olması son derece yerindedir. Tabii akla bir soru daha geliyor. Vatandaşın bir kriteri, kıstası herhalde olmalı veya inançlı yurttaşlarımızın bu konuda. Burada o kriter ne olmalı sorusu akla geliyor ama ara vermemiz gerekiyormuş. Aranın ardından bu sorunun yanıtıyla devam ederiz. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez de söyleşide devamlı. Aslında ara vermeden önce şimdi soracağımız soruyu duyurmuştuk. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği olağanüstü şurada örgütün elebaşının aslında bir din alimi olmadığı vurgulanmıştı. Ben de Sayın Görmez'e peki insanlarımız neyi kıstas alacaklar, nereye bakacaklar diye sormuştum. Bir de galiba çalışmanız da var. Yani bütün bir sözlerini, ileri sürdüğü savları, her şeyi de tarıyorsunuz anladığım kadarıyla Sayın Başkan. Tabii geriye dönerek bir hasar tespiti yapma mecburiyeti vardı. Evet. Yani 1960'lı 70'li yıllardan itibaren yazılan yazılar var, yapılan yüzlerce binlerce konuşmalar var. O konuşmalar içerisinde hezeyan denilebilecek hususlar var. Aslında o zaman da hep daima mesafe koymuştu, toplum da koymuştu, Diyanet de koymuştu. Ancak bütün bunların nasıl bir insan inşa ettiğini, insanlara nasıl bir etki meydana getirdiğini biz çok daha yakın geçmişte hep birlikte gördük. Evet. Onun için en azından bundan sonra aynı hatalara düşmemek için hem
hasar tespitini yapmak ve topluma bütün bunları takdim etmek. Hem bundan sonra aynı hatalara düşmemek için farklı komisyonlar oluştu. O farklı komisyonlar çalışmalarını sürdürüyorlar. İlk neticeleri ben hemen paylaşabilirim. Lütfen. Doğrusu. Şimdi öncelikle az önce de ifade ettim. Biz 15 Temmuz'dan itibaren gerek ekranlardan gerek yazılarda daha çok ne olduğunu konuştuk. Ne oldu? Ne oldu sorusu daima bizi olaya götürür. Ama nasıl oldu, niçin oldu? Sadece Diyanet değil, üniversitelerimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız, Türkiye'deki düşünürlerimiz, yazarlarımız, kanaat önderlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz hepimizin niçin oldu, nasıl oldu, ne oldu sorusu bizi olaya götürüyor. Nasıl oldu sorusu bizi bilgiye götürüyor. Niçin oldu sorusu da bizi anlamaya götürüyor. Nasıl oldu sorusuyla yöneldiğimiz zaman şunu görüyor. O zaman şu soruyu sormamız gerekiyor. Bu yapı yahut benzer herhangi bir yapı toplum olarak bizim hangi açığımızı kullandı? Hangi açlığımızı? Hangi beklentimizi istismar etti? Buna baktığımızda üç açığımızı tespit ederek yola çıktıklarını görüyoruz. Bir eğitim açığımızı. Eğitim açığımızı gördüler. Dershanelerle, okullarla adeta paralel alternatif bir eğitim ihdas ederek. Ve Türkiye'de her düşünceden insanın kendi çocuğunu göndermek zorunda bırakıldığı bir eğitim ortamı oluştu. Önce bunu tespit etmek gerekiyor. Bunun için üniversitelerimizin ve Milli Eğitim Bakanlığımızın oturup çalışmalar yapması gerekiyor. İkinci açığımız sosyal. Maneviyat açığımız. Din ve maneviyat açığımız. Burada da Diyanet ve ilahiyatın oturup kafasını iki elinin arasına koyarak biz bu açığı nasıl bıraktık? Hem dini bilgi bakımından toplumu aç bırakmışız, yanlış bırakmışız, hem de maneviyat açığı. Bu maneviyat açığını nasıl doldurdular? Ve doldururken Diyanet neredeydi? İlahiyat neredeydi? Hiç şey yapmadan, asla yüksünmeden bu konu üzerinde ayrıca durmamız gerekiyor. Bir de tabii ki güç açığı, itibar açığı, yani bilhassa o devşirme metodu, en son konuşmalarından bir tanesi, bu daha önce açılan Işık Evler adını verdiği evlere önce bir Kur'an'dan mesnet bulunuyor. Nur suresinden bir ayette camilerle ilgili, Allah'ın yeryüzündeki evleriyle ilgili kullanılan bir ifade var. O evler ki orada Allah'ın isminin fi buyutin ezinallahu diye başlayan Allah'ın orada isminin yüceltilmesini, isminin tesbih edilmesine izin verdiği evler tabirini bizzat konuşmalarında bu evlerin açılmasını Allah emretti, Allah izin verdi. Camiler için belki. Camiler için söylenen hususun o çocukları devşirmek için kullanılan evler için kullanıldığını görüyoruz. Sonra bir başka konuşmasında bu evler diyor bizim örümcek ağlarımızdır. Biz buraya çocukları alacağız. Ağlara düşen bu çocukları örümcek ağı örümcek öldürür ama biz öldürmeyeceğiz fakat geleceğe hazırlayacağız. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız vesaire. Bir takım şeylerin içini boşaltır. Hem eğitim açığını, hem maneviyat açığımızı, hem de güç ve itibar açığımızı kullanıldığını görüyoruz. Öyleyse bu açıklarımızı toplum olarak kapatmamız gerekiyor. Her müessesenin kendi üstüne düşeni yapması gerekiyor. Yapının tamamına ve tarihine baktığımız zaman Oğuz Bey, üç kavram yapının bütün tarihini ve bütün yaptıklarını ortaya koyuyor. Nedir? Biri hizmet kavramı, biri himmet kavramı, biri de tedbir kavramı. Aslında bu üç kavram hem din anlayışını, hem topluma bakışını, hem toplumla ilişkilerini bütün yönleriyle ortaya koyuyor. Hizmet kavramı normalde biz Türkçe'de kullandığımız hizmet. Dinin tarihinde de hizmet kavramı müsbet bir kavramdır. Evet. Toplumun efendisi topluma hizmet edendir buyurur sevgili peygamberimiz. Dolayısıyla hakka ve halka hizmet İslam'ın
insanlara yüklediği bir vazifedir. Ama bu hizmet kavramının nasıl kullanıldığını gördük biz. Hizmet kavramının toplumu ve devleti ele geçirmek için kullanıldığına şahit olduk hep birlikte. Himmet kavramı bir yardım etmek manasındadır. İçinde sadakası, zekatı, infakı, yardımı vardır. Ama himmet kavramının zaman içerisinde bir haraca dönüştüğünü hepimiz gördük, müşahede ettik. Bütün belgelerle, bütün bilgilerle ortaya çıktı ki himmet kavramı sonunda bir haraca dönüştü. Yapının sürdürülebilir olması için her türlü yola başvuruldu. Hasreten din anlayışına baktığımız zaman her türlü yanlışlığı meşrulaştıran bir ruhsat ortaya çıkıyor. Bir ruhsatın kendisine verildiğini adeta görüyorsunuz. Ve referans gösteriliyor bir şekilde. Ve referans gösteriliyor. Bu da zaman içerisinde değişiyor. Yani bütün tarihine baktığımız zaman zamana ve zemine göre sürekli değişebiliyor. Yani yeri geldiğinde sadece kadının örtülmesiyle ilgili sadece bir gözünün görünmesi gerekiyor diyecek. Zamanı geldiğinde her türlü ruhsat verilecek. Zamanı geldiğinde hedefe ulaşmak için içki mübah olacak vesaire. Yani Allah'ın haram kıldıkları, helal kıldıkları haram. Namaz dinin direği ama hedefe ulaşmak için, kendini saklamak için ima ile namaz kılacak vesaire gibi. Yani bütün söyleme baktığımız zaman bütün bunların kullanıldığını görüyoruz. Aynı şekilde tedbir kavramı ise Şia'da var olan takiye kavramının bir karşılığı olarak kullanıldığını görüyoruz. Tedbir kavramında ise her türlü gayri ahlakilik mübahlaştırılıyor. Yani mesela sınavların sorularını çalmak meselesi bütün nesillerin istikbalini çalmaktır. Bütün nesillerin, insanların istikbalini çalmaktır. Yani milyonlarca insanın hakkına, hukukuna girmektir. Sadece o hedefe varmak için bunu bir din meşrulaştırabilir mi? Dolayısıyla yani nasıl ve niçin soruları üzerinde durduğumuz zaman tekrar ifade ediyorum. Üç açığımız kullanıldı. Eğitim açığımız, maneviyat açığımız, güç ve itibar açığımız kullanıldı. Yapının tamamına baktığımız zaman hizmet kavramından bir toplumu ve devleti ele geçirmenin kastedildiği ortaya çıkıyor. Himmet kavramından bir neredeyse toplumu haraca bağlayarak işin maddi kısmının, yani şimdi biz bazı görevlerimizi görevden alıyoruz. Niye alıyoruz? Emretmiş, demiş ki falan bankamız batıyor. Herkes yarın elinde olanı gidip yatıracak. Düşünün, gönül bağı ile bağlanmış bir din görevlisi cemaatten topladığı parayı götürüp yatırabiliyor. Niçin yatırıyor? O emri yerine getirmek için yatırıyor. Bunun hakikaten İslam'la, insanlıkla, akılla, izanla herhangi bir izahı yok. Aynı şekilde tedbir kavramını da bir tarihte bir ahlak ile ahlakçılık arasındaki ilişkiyi anlatan bir küçük makale yazdığımı hatırlıyorum. Şöyle bitiyordu: en büyük ahlaksızlık ahlakçılık adı altında yapılan ahlaksızlıktır. Yani ahlak adı altında ahlaksızlık yapılması, insanları ahlaka davet ederken bütün bu yanlış işlerin yapılması, en kötüsü de bütün bu gayri ahlaki davranışların İslam'da meşruymuş gibi gösterilmesi, hatta bu meşruiyeti ifade ederken de şaibeli bilgilere başvurarak, yani İslam'ın asla bilgi kaynağı olarak görmediği ve işte peygamberle buluşmalar, rüya yoluyla, öyle bir şey var mı? Yani, öyle bir şey olabilir mi efendim? Evet. Yani Allah'ın ayetleri, apaçık ayetleri dururken. Çünkü belki de tek değil, yani başkaları da, bazı başka kişiler de bu tür şeyler yapıp insanlarımızı etkileyebiliyor. İslam'ın bilgi kaynakları çok açık ve nettir. Elbette temel bilgi kaynağımız yaratıcımızın gönderdiği yüce kitap, kerim kitabımızdır. Ve o kitabın
Peygamberimiz tarafından yaşanmış bir hayata dönüşmesini sağlayan Peygamberimizin sünnetidir. Onunla beraber ayrıca akıldır. Yani vahye muhalif olmayan insan aklıdır. Efendim, alimlerin icmağıdır. Dolayısıyla bizim edille-i şer'iye dediğimiz dört delilimiz açık ve nettir. Bunun dışında herhangi bir insanın bütün bunlara muhalif olarak ben peygamberle görüştüm şöyle yapacaksınız, ben Allah'la buluştum şöyle davranacaksınız, ben rüyamda şunu gördüm öyleyse siz de şunu yapacaksınız. Sadece peygamberlerin sadık rüyaları dışında hiçbir rüyanın İslam'da herhangi bir bilgi değeri yoktur. Bunlarla hareket etmek doğru değildir. Evet. Hele hele bunlar Allah'ın ayetlerine, peygamberin sünnetine muhalifse zaten insanı çok daha büyük bir şirke, çok daha büyük bir günaha sevk eder. O arada akla hemen Mehdi kavramını kullanması geliyor. Bu kavramı kullanıyor. Niçin böyle bir suistimal var? Şimdi tabii bu mesyanik hareketler bizim tarihimizde çok ciddi bir sorundur. Yani İslam'dan önce de bütün dinlerde bir kurtarıcı beklentisi, fikri, düşüncesi hep var ola gelmiştir. İslam'da da bu vardır, olmuştur. Vardır derken ben biraz sonra ifade edeceğim. Yani bir realite olarak varlığını sürdürmüştür. Ama şimdi biz 14 asır geçti İslam peygamberinin üzerinden. Yüzlerce denilebilecek Mehdi geldi. Hepsinin sahte olduğu ortaya çıktı. Aliya İzzet Begoviç diye büyük bir devlet adamımız vardır. Onun İslam'la ilgili çok güzel bir kitapçığı vardır. O kitapçıkta der ki, İslam tarihinde Mehdi beklentisi tembelliğimizin adıdır der. Oğuz Bey, öncelikle İslam bireysel olarak sorumluluğu her insana vermiştir. Hem de leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Yani yaptığı iyilik insanın kendisinedir, yaptığı kötülük de insanın kendisinedir. İslam peygamberi kızı Fatıma'ya der ki, Fatıma, babam peygamberdir diye bana güvenme der. Çünkü herkes kendisi bizatihi Allah'ın huzurunda hesaba sorulacak, çekilecektir. Hiç kimse kimsenin üzerindeki vebali alma yetkisine sahip değildir. Şefaat konusunda dahi bizim ayetül kürsi olarak ezberlediğimiz o Bakara suresindeki ayet içerisinde soru sorar. Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi iznihi. Onun izni olmadan kim size şefaat edebilir? Allah'ın izni olmadan size kim şefaat edebilir? Dolayısıyla öncelikle İslam'ın bu noktada insanın sorumluluğu ile ilgili ortaya koyduğu en temel esasın bu olduğunu bilmeliyiz. Evet. Babamız peygamber bile olsa Fatıma'ya söylediği gibi biz dünyada yapıp ettiklerimizin hesabını Allah'a vereceğiz. Bu konu, yani Mehdi'lik konusu Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayette ifade edilmemiştir. Din kültüründe yoktur. Yer alıyor. Yani öteki dinlerde. Hadis kitaplarımıza baktığımızda da ben Buhari, Müslim ve Muvatta gibi, İmam Malik'in Muvatta gibi en temel hadis kaynaklarımızda da Mehdi'lik diye bir başlık yoktur. Mehdi ile ilgili bir tek hadis yoktur. Tali dediğimiz Ebu Davud gibi, Tirmizi gibi bazı hadis kaynaklarımızda Mehdi, yani kıyamet alametlerini, kıyamet öncesini anlatırken, insanlık tarihi sona ererken, insanlığın başına gelecek bazı hadiseler ifade edilirken Mehdi gibi, Mesih gibi bazı kavramlar, Mehdilik buralarda ifade edilir. Hadis literatüründe biz bu rivayetlere ahad haberler diyoruz. Ahad haberler ne demektir? Yani inanç konusunda inançlarımızı üzerine bina edemeyeceğimiz bilgiler manasındadır. Ben hassas bir noktada olduğum için
böyle özgür bir akademisyen gibi bunu konuda konuşamam. Hı hı. Mehdi vardır yoktur gibi bir tartışma başlatmak istemem. Ancak şunu söyleyebilirim. Yani hem de az çok hayatını hadis ilmine vermiş bir talebe olarak şunu ifade edebilirim. Hadis rivayetleri içerisinde mehdilikle ilgili rivayetler vardır. Bunların bazıları sahih olarak ifade edilir, bazıları zayıf, bazıları uydurma evet. olarak ifade edilir. Ancak biz bilhassa İslam tarihi boyunca ana yolunu temsil eden ehli sünnet geleneği bunu bir inanç konusu haline getirmemiştir. Evet. Yani Allah'a iman gibi, peygamberlere iman gibi, meleklere iman gibi bir inanç konusu değil. Halinde değildir. Ama bir realitemiz daha var. Tarih boyunca pek çok Mehdi, pek çok insan Mehdiliğini ilan etmiştir. Ve bunların hepsinin de sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü evet. bunlar, onlar daha çok. Ama bunu yorumlayarak bunun bir şahıslardan çok, daha çok, çünkü Mehdi aynı zamanda hidayetle ilgili bir kavramdır. İnsanlığın hidayetiyle ilgili bir kavramdır. Ve insanlığın hidayetini açmak için bütün Müslümanlara bu görevi yükleyerek yorumlayanlar söz konusu olmuştur. Dolayısıyla bunu istismar ederek, yani en azından bundan sonra kimsenin bunu istismar etmemesi için daima dikkatli olmamız lazım, uyanık olmamız lazım. Adeta İslam'ın bütün esaslarını bir tarafa bırakarak böyle bir kurtarıcı beklentisine insanları sokmak büyük bir vebaldir. Kaldı ki o kurtarıcı hiç kimseyi kurtaramaz, kurtaramayacaktır. Herkes kendi imanıyla, kendi salih amelleriyle evet. Allah'a hesap verecektir. Yani bu hadis konusunda da aslında çok böyle uydurmalar var anladığımız kadarıyla. O konuda da dikkatli olmak lazım. Şunu söyleyebilirim. Evet, yani ilk asırlardan itibaren uydurma Peygamberimiz Aleyhisselam'a söylemediği sözleri söyletmeye kalkışanlar olmuştur. Ancak hadis ilmi diye bir ilim kurulmuştur. Evet. Bu ilim yanlışla doğruyu birbirinden ayırmıştır. Evet. Hangisi sahihtir, hangisi zayıftır, hangisi uydurmadır? Bütün bunları tarih sayfalarına kaydederek bu hadis rivayetinde görev alan yüz binlerce insanın hayatını araştırarak efendim doğru söyleyip söylemediğini tespit ederek elimizde Kur'an gibi bir mihenk taşı vardır. Elimizde Allah'ın bize verdiği salim akıl vardır, salim kalp vardır. Bütün bunları bir araya getirerek hadis ilminin verilerinden de istifade ederek yolumuza devam ederiz. Elbette o bir teolojide gerçekten bir ilim ama cahilliğimi hoş görün. Bir sayı verebiliyor musunuz? Sahihler, gayri sahihler ve diğerler. İçtihadi bir mesele olduğu için sayı verilemez. Hı hı. Yani İmam Buhari'ye göre sahih olan birisi İmam Müslim'e göre sahih olmayabiliyor. Herkes bu içtihadi bir konudur. Hı hı. Herkes kendi kriterleri çerçevesinde o rivayetleri değerlendirmiştir. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu hayatın evet. hayat çok açık ve net olduğu nettir. İçin ilkeler, külli esaslar belli olduğu için ve elimizde Kur'an gibi bir harfi değişmemiş evet. bir kitap olduğu için de orada sorun yok. Sadece tabii bu konuda da çok özür diliyorum belki konumuzun dışında. Alanınıza girdik ki ilgi alanınız yani özellikle. Bu da bir fitne konusudur. Evet. Hindistan işgal edilmiş. Doğu Hindistan şirketi marifetiyle evet. Hindistan işgal edilmiştir. İşgal edildikten sonra kurulan enstitüler marifetiyle Müslümanlar ikiye ayrılmıştır. Kur'ancılar ve hadisçiler diye ayrılmıştır. Ben Birmingham'da Cuma namazı kılmak için bir camiye gittiğimde iki caminin karşı karşıya olduğunu gördüm. Birisinin üzerinde Mescid-i Ehli Kur'an yazıyor. Birisinin üzerinde Mescid-i Ehli Hadis yazıyor. Dolayısıyla bu konu, bu o gecikmiş bir, yani Hindistan topraklarında gecikmiş bir proje olarak ortaya çıkan o tartışmaları bu ülkeye getirmemeliyiz. Ayrıca Kur'an ve sünneti karşı karşıya getirerek Kur'ancılar ve sünnetçiler diye bir tasnif yapmak da ayrıca dinin İslam'ın tarihinde bir yanlış uygulamadır. Şu örneği veriyorum. Elimizde bir altın kümesi olduğunu düşünelim. Bir adam geldi oraya kum, bir avuç kum attı.
ne yapmamız gerekiyor? Biz araya kum karıştı diye bütün altından vazgeçemeyiz. Efendim kuma karışan, altına karışan kumu da altın sayamayız. İslam alimleri de bunu yapmışlardır, bunu ayrıştırmışlardır ve bugüne kadar getirmişlerdir. Cemaatler değerli başkan, iyisi kötüsü olur mu, gerekli midir, nereden kaynaklanmıştır? Buradaki olay da cemaat, olayın odağındaki yapı da cemaat adıyla geldi bir zamana kadar. Ne dersiniz? İyi kötü cemaat iyi var ki, mıdır? İyi ki sordunuz bu soruyu. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra Oğuz Bey, 15 Temmuz'dan sonra benim en büyük endişem, biz hamdolsun millet olarak İstiklal Savaşımızın o verdiği ruhla hep birlikte mücadele ederek ve bu ihaneti bertaraf ettik hamdolsun. Ve milletimiz o gece şunu ifade etmiş oldu aynı zamanda. Biz her birimiz kendimiz kalarak özgürce bu ülkede beraber yaşayalım dedi. Düşüncesi, inancı ne olursa olsun. Bu çok önemli. Ama benim en büyük korkum bu sürecin bir fitneye dönüşmesi. Fitne kelimesi dinin insanları ikaz etmek için kullandığı çok önemli bir kavramdır. Kurşunu ateşte, ateşin üzerinde eritmekten geliyor fitne kavramı. Ve Kur'an-ı Kerim el fitnetu eşeddu minel katil diyor. Fitne adam öldürmekten daha beterdir, daha şiddetlidir diyor, ikaz ediyor. Çeşitli fitneler dolaşabilir. O fitnelerden bir tanesi de bu ihanet üzerinden bir takım bütün yapıları aynı kategoriye sokarak suçlamak. Şimdi İslam dünyaya İslam'ın mesajı geldiği andan itibaren Hazreti Peygamber'e mensubiyeti ifade eden bir ümmet kavramı vardır. Ve o ümmetin vahdet içinde olması istenmiştir. Bu vahdeti parçalamayacak, İslam'ın temel referanslarına sadık yapılara biz cemaat diyoruz. Aslında daha çok tarikat deniyordu. Bu tarikatlar tasavvuftan neşet etmişlerdi. Tasavvufi yapılar olarak var idi. Tarih boyunca İslam tarihi içerisinde hep bir realite olmuştur. Doğruları olmuştur, yanlışları olmuştur. İnsanlığın hidayetine vesile olanları olmuştur, dalaletine vesile olanları olmuştur. Karmatiler gibi, haşhaşiler gibi, batıniler gibi, kadızadeliler gibi nice hareketler gelmiş geçmiştir bizim tarihimizde. Fitne dediğimiz şey şudur. Biz bir ihanet, topluma yönelik bir ihanet, FETÖ dediğimiz bir ihaneti konuşurken o ihanet üzerinden nice masum yapıları içerisinde barındıran bütün din hizmetine, din eğitimine katkıda bulunan bütün cemaatleri aynı kategoriye sokmak doğru değildir. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Türkiye'de cemaatlerin neredeyse büyük bir kısmı, her birinin tarihi bir geçmişi vardır, bir geleneği vardır. Yani siz Gümüşhanevi dergahı dediğinizde birkaç asır öteye gidebilirsiniz. Siz efendim İsmail Ağa dergahı dediğinizde efendim yine aynı şekilde birkaç asır gidebilirsiniz. Nakşi dergahları dediğinizde birkaç asır öteye gidebilirsiniz. Tabii Cumhuriyet'in ilk yıllarında, öncesinde bir takım istismarlar vardı. İlk yıllarında da tekkeler, dergahlar, bütün bunlar yasaklandıktan sonra her biri farklı bir şekilde şekle bürünmek istedi. Doğrusu o zor zamanlarda, yani din eğitiminin olmadığı zamanlarda topluma yönelik çok hizmetleri olanlar oldu. Dolayısıyla biz buradan bakarak tamamını aynı kategoriye sokmak doğru değil. Peki bir öz eleştiriye onların ihtiyacı yok mu? Evet, ihtiyacı var. Aynı hataya düşmemeleri için her birisinin öz eleştiri yapması gerekiyor bir. Burada iki şey konuşuluyor. Tarih boyunca da konuşuldu, Cumhuriyet tarihi boyunca da konuşuldu.
bütün cemaatlerden kurtulmanın yolu olarak iki yol zaman zaman önerildi. Ya yasaklamak, hiçbir zaman çare olmamıştır. Çare olmaz, doğru da değildir. Biri de devletleştirmek. Hepsini Diyanet'e bağlayalım. Hepsini kontrol altına alalım, devletleştirelim. Bu da doğru olmaz. Peki doğru olan nedir? Doğru olan, İslam'ın ana yolundan sapmamaları için, yanlış yola sapmamaları için şeffaf olmaları, liyakat ve sadakat esaslarına bağlı kalmalarını sağlayacak bir mekanizmanın oluşması belki de en önemlisi de bütün bunlarla beraber kendi iç disiplinlerini kurmalarını sağlamak. Yani birisi yanlış bir şey, İslam'a aykırı bir şey söylediği zaman aldatanla aldatmayan tefrik edilmeli. Güvenliğimizi tehlikeye sokacak bir davranış içerisine girmemeli. Eleştiri, özgürlük o açıdan. Evet, yani kendi söylediğini, yani cemaatin liderinin söyledikleri vahiy yerine konmamalı. Ona bir kutsiyet atfedilmemeli. Kendisinden olmayanı dalalette görmemeli, tekfir etmemeli, tefsik etmemeli, tadlil etmemeli. Evet. Yani mutlaka bir, onun için 18. madde, yani Olağanüstü Din Şurası'nın 18. maddesi şunu öngörüyor. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun ilahiyat fakülteleriyle birlikte komisyonlar oluşturarak bugüne kadar toplumun din eğitimine ve din hizmetine katkıda bulunan yapılarla bir araya gelerek aynı yanlışları bu topraklarda bir daha tekrarlanmaması için karşılıklı neler yapabiliriz, ortak bir aklı nasıl inşa edebiliriz diye. Yoksa yasakla, devletleştirmekle olmaz. Evet, bak böyle bir plan da var. Bu o zaman böyle bir plan var. Ama yapılar şeffaf olmalı. Mali, mesela bir kuruş dahi bir zekat aldığı zaman bir yetimin hakkıdır. Biz hepimiz görmeliyiz. O bir kuruşu nereye harcadığını bilmeliyiz ve görmeliyiz toplum olarak. İlmi olarak bilhassa, yani ne diyorsunuz? İlmi olarak İslam'ın temel ilkeleri çerçevesi içerisinde konuşmasını sağlayacak bir iş disiplin olmalı. Ve bu şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Ama bir şey eksik kaldı. Tabii bir de peki şunu sorabilirsiniz. Bu yapı, FETÖ dediğimiz yapı, bir cemaatin içinden çıktığı iddia ediliyor. O da Nurculuk yahut Risale-i Nur Külliyatı, evet, denilen bir yapı içerisinden kuruluyor. Ve aynı şekilde bu dönemde ortaya çıkan fitnelerden bir tanesi de yine bu yapı üzerinden topyekün Nurculuğu okumak. Hatta buradan Said Nursi ve onun bütün eserlerini aynı kategoriye sokarak değerlendirmenin de ben açıkça yanlış olduğunu, evet, ifade etmek isterim. Çünkü materyalizmin, ara vereceksiniz herhalde ama biraz şunu hemen söyleyeyim. Materyalizmin, bilhassa yani ateizmin, Allah yok düşüncesinin egemen olduğu zamanlarda bu topraklarda kainatın ayetleri üzerinden, kevni ayetler üzerinden bu toprakların çocuklarına ve bu dünyanın insanlarına Allah'ın varlığını ve birliğini anlatma konusunda son derece başarılı bir projedir aynı zamanda. Burada hatalı olan şahıslara ve eserlere kutsiyet atfetmektir. Bu doğru değildir. Kaldı ki zaten hiç kimse de bunu yapmaz. Yani kutsiyet, sadece kutsiyeti Allah verir. Kendisi bizatihi baki hakikatler, fani şahsiyetler üzerine bina edilmez. Sözü ona aittir. Bediüzzaman'a aittir. Said Nursi'ye aittir. Dolayısıyla FETÖ üzerinden
bütün cemaatleri aynı kategoriye sokmak ve değerlendirmek yanlıştır. Ama orada yapılması gerekenler vardır. Aynı şekilde FETÖ üzerinden bu topraklarda ortaya çıkan özgün bir eserleri, tamamını, Risale-i Nur'u, hepsini, kaldı ki Nurculuk cemaati de 80'li yıllardan itibaren FETÖ'yü dışına atmış bir yapıdır. Peki hiç yanlışlıklar yok mu? Var. Bu yanlışlıkları da o başta ifade ettiğim o mihenk taşlarını dikkate alarak, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, Peygamberimizin sahih sünnetini dikkate alarak o yanlışları bertaraf etmeliyiz. Bu eserlere haşa bir kutsiyet atfetmek yanlış olur. Eserlerin naşir ve müellifine bir kutsiyet atfetmek yanlış olur. Ama FETÖ üzerinden okumak ve ötekileştirmek de doğru değildir. Bunu da açıkça ifade etmek istedim. Sağ olun. Ara zamanımız efendim. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez'le söyleşide devamla bu kez konu Sayın Başkan, özellikle İslam coğrafyasında ama dünyanın pek çok yerinde hala faaller. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Size çünkü Türkiye'den olanı biteni, Türkiye'de olan biteni herhalde görüyorlar. Neler düşünüyorlar? Çünkü sizlerin de bir Diyanet İşleri Başkanı veya teşkilatı olarak da oralarla bir bağlantınız var. Din kardeşiniz olan insanlar. Boğuz Bey, doğrusu 2010'lu 11'li yıllardan itibaren tereddütler oluşmuştu. 17-25 Aralık sonrasında ise neredeyse her hafta, yani her ay heyetler geldi. Bizim katıldığımız bütün toplantılarda en çok karşılaştığımız soru bu oldu. Bize sitem ederek şunu ifade ediyorlardı. Yani biz yakinen tanımıyoruz, bilmiyoruz. Ama Türkiye olduğu için kalbimizi, kapılarımızı, bütün imkanlarımızı açtık. Ve neticede biz sizin çocuklarınızı okutmaya geldik, çocuklarınızı yetiştirmeye geldik. Bir altın nesil size armağan edeceğiz dedikleri için de biz hepimiz çocuklarımızı gönderdik. Yani anlamakta zorlandılar, çok zorlandılar ama buna rağmen ikiye bölünmüşlerdi. Kabul edenler vardı, etmeyenler vardı. 15 Temmuz'dan sonra ise ben kabul etmeyenini görmedim. Çok daha büyük hem üzüntülerini ifade ettiler hem yine aynı şekilde doğrudan diyalog kurarak biz ne yapabiliriz, bundan sonra ne yapabiliriz diye sordular. 2011 yılında çok önemli olduğu için bir anekdotu nakledeceğim. Kazakistan'ın bilge bir yaşı ilerlemiş bir Diyanet İşleri Başkanı vardı. Beni ziyaret etti, dedi ki ben sadece bir konuda sizinle istişare etmeye geldim dedi. Bizim ülkemizde geldiler yıllar önce ve Türkiye'nin prestijini kullanarak, Türkiye'nin teşvikini arkalarına alarak çeşitli okullar açtılar bu yapı ile ilgili, FETÖ yapısı. Ve biz de çocuklarımızı gönderdik. Benim bütün torunlarım orada okudular. Hem liseyi, ilkokulu okudular, liseyi okudular, üniversiteyi daha sonra okudular çeşitli yerlerde. Akrabalarım okudular. Ama dedi başkan, ben bu okullarda yetişen çocuklarda 4 tane eksiklik görüyorum dedi. Birincisi dedi, böyle müstakil bir kişilik göremiyorum dedi. Yani daha çok ben abiye danışayım, yukarıya sorayım gibi bir, yani inisiyatif göremiyorum. İkincisi, aile ilişkileri zayıflıyor. Yapıya olan bağlılık aileye bağlılığın önüne geçiyor. Üçüncüsü ve bizim için en tehlikeli olanı, hiçbirinin Kazakistan diye bir derdi yok dedi. Milli bağlar yok oluyor. Dördüncüsü de İslam ümmetine bağlılığın çok güçlü olmadığını gördüm. Şimdi aslında bunu ben çeşitli vesilelerle ifade ettim. Daha sonra başka toplantılarda da benzer konular gündeme geldi. Yani hem Türkiye'de hem de İslam dünyasında ve diğer dünyalarda verilen eğitimin de ciddi sorunları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Şura'da da bu 18 Olağanüstü Din Şurası'nda da verilen kararlardan bir tanesi, Ekim ayında
Avrasya İslam Şurası'nı İstanbul'da topluyoruz. Ve İstanbul'da düzenleyeceğimiz İslam Şurası'nda ülke olarak bu yapıdan ne tür zararlar gördük? Hasar tespit raporumuzu onlarla paylaşacağız. İçine düştüğümüz yanlışlıkları paylaşacağız. Kendi gecikmişliğimizi eleştireceğiz. Ve onların da kendi ülkelerinde önlemler almasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Ben 15 Temmuz'dan bir hafta sonra sadece bireysel olarak şunu yaptım. Muhatap olduğumuz bütün ülkelerin Din İşleri Bakanlarına, Diyanet İşleri Başkanlarına birer mektup gönderdim. Mektupta yaşadıklarımızı anlattım. Din görüntüsü altında bir yapının sonunda nereye geldiğini, bize nasıl zarar verdiğini, çocuklarımıza nasıl zarar verdiğini kendileriyle açık yürekle paylaştım. Daha önce de zaten bütün uluslararası toplantılarda paylaşmıştım ama bir kez daha paylaştım. Bir de Avrasya İslam Şurası'nda bu konuyu uluslararası çerçevede de ele almış olacağız. Eğitim alanında özellikle çok kurulu bir düzen oluşturdukları için biraz da zor işler galiba. Çünkü her ülkede de ya ülkenin en zenginlerinin çocukları, ya ülkenin en seçkinlerinin çocukları ya da yöneticilerin çocukları. Ve tabii İngilizce eğitim vesaire yani gibi evet. hususlar. Dolayısıyla görüntüde olan çok cazip geliyor o dünyalara. Evet. Onun için tabii alternatif oluşturmadan da onun için Türkiye Maarif Vakfı'nı kurmak suretiyle bu alternatifi hazırlıyor. Biz Diyanet Vakfı olarak 20 ülkede okullarımız var. Bunların sayılarını arttırmaya ve çoğaltmaya çalışıyoruz. Ama biz yapı olarak daha çok din eğitimi çerçevesinde eğitim veren bir müesseyiz. Değerli Başkan, aslında şöyle söylenir. Bu aslında bir toplumsal gerçektir. İşte insanlarımız dinleri konusunda hassastırlar. Çocuklarının da bu konuda yetiştirilmesi konusunda da bu nedenle hassas olurlar. Fakat kafalar karışıyor. Ailelere tavsiyeniz ne olabilir? Nereye yönlendirilebilir? Bu türlü arzular nasıl doğru yoldan gidebilir? Haddim mi bilmiyorum ama bunu sormak. Atatürk'ün din eğitimiyle ilgili çok güzel bir sözü vardır. Der ki, dini öğrenmek çok önemlidir ve onun öğrenileceği yer mekteptir. Bir defa biz Türkiye kadar din eğitimi konusunu, din öğretimi konusunu tartışan başka bir ülke olduğunu zannetmiyorum. Ama bütün tecrübeler bizi şuna getiriyor. Biz doğru bir din eğitimi vermeliyiz. Yani hem yok saymak çözüm değildir. Çocuk başka yerden alır ve yanlış alır. Merdiven altından edineceği din bilgisi yahut birilerinin ışık evleri diye isimlendirdiği bir yerde kalbi karartılabilir. Biz sözlerimin başında ifade ettiğim o din ve maneviyat boşluğunu çocuklarımızda bırakmamalıyız. Bunu doğru öğretmeliyiz. Türkiye bunu okulda öğretmeye çalışıyor. Öğrensin. Bunun takipçisi olmalıyız. Diğer bir husus, din konusunda biz hakikati, yani kim bize gelip diyorsa ki hakikat benim avucumda, orada bir yalan var demektir. Hakikat kimsenin avucunda değil. Kimse hakikatin sahibi değildir. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, Oğuz Bey, bu ülkenin %99'u Müslümandır. Ve biz dindar ve dindar olmayan ayrımı yapmayız, yapamayız. Doğru da değildir. Çünkü dindarlık sübjektif oluyor. O dindarlığın ölçülerini belirleyecek olan Rabbimizdir, Allah'tır. Bunun galiba çok sık tekrarlanması Müslüman, gerekiyor değerli. Müslümansa Müslümandır. O Müslümandır. Şimdi arkadaşlarımız Salah ile ilgili belgesel yapmışlar. Yani mikrofon uzatmışlar. Ben o farklı insanların o hissiyatını dinlerken hakikaten gözüm yaşarıyor.
Dolayısıyla yani ayrıca dindar ve dindar olmayan efendim şu noktada çok dikkatli olmalıyız. Farklılıklarımız var. Bu farklılıklar üzerinde plan yaptırmamalıyız kimseye. Planlar yaptırmamalıyız. Boşluklar bırakmamalıyız. O boşluklardan birilerinin istifade etmesine asla izin vermemeliyiz. Çocuklarımız bizim gözümüzün nurudur, kalbimizin sururudur. Biz onlara en güzel bir şekilde doğru bilgiler vermeliyiz. Burada Diyanet İşleri Başkanlığı, diğer bütün müesselerimiz, tekrar ediyorum, öz eleştiri yaparak o boşlukları biz neden dolduramadık, bunun muhasebesini yapmalı. Yapılarını gözden geçirerek belki yenilenme yoluna gitmeliler vesaire. Evet. Orada söylenecek çok şey var ama. Doğru. Gerçekten siz bunları söylerken ben aklıma İbni Heyzen geldi. Alhazen diyorlar. Batı aleminde, ilim dünyasında pozitif, daha doğrusu bilimsel yöntemin kurucusu olarak kabul ediliyor. Iraklı bir İslam bilgini. Aristo, Pisagor onları araştırıyor ve yanlışlarını bulup kitaplar yazıyor. Kendisinden etkilenenler Descartes, Comte, böyle batılı filozoflar veya bilim insanları. Bunu çocuklarımızın bilmesinin sanki çok büyük yararı var gibi geliyor bana. Düşünün, 900'lü yıllarda yaşamış. Yani 3 asırda geldiği yer İslam medeniyetinin böyle. Biz, ondan sonra büyük bir kesinti var. Bizim İslam dünyasında bugün yaşadığımız en büyük sorun, biz Allah'ın kitaptaki ayetleriyle Allah'ın kainattaki ayetlerini birleştirerek okumuyoruz. Kitabı kainattan ayırarak okuduğumuz zaman bize fayda vermez. Çünkü kitap bizi kainata gönderiyor. Aralarında ilişki var. Kalple akıl arasında, ruhla beden arasında, kainatla Kur'an arasında, vahiy ile akıl arasında muazzam bir ilişki var. Din eğitimi ve öğretiminin bugün en büyük sorunu metodoloji sorunudur. Birlikte verdiğimiz zaman bunun anlamı olur, faydası olur. Aksi takdirde hayattan koparılmış bir dinin öğretilmesi fayda vermez. Çünkü o din hayata geldi. Bizim geleneğimizde iki mektep vardır. Dinin gönderiliş gayesiyle ilgili iki anlayış vardır. Birisi der ki dini Allah kendisi için gönderdi. Birisi de der ki, İmam Maturidi der ki, Allah dini insan için gönderdi. İkisi arasında çok fark var Oğuz Bey. Eğer ikinci, ki bu topraklarda biz daima ikincisini esas aldık. Az buçuk onun için ayakta duruyoruz. Allah dini insan için gönderdi. Öyleyse insanla din arasındaki o doğru ilişkiyi kurmalıyız. Kur'an'la kainat arasındaki, tabiat arasındaki, efendim İhlas Suresi ile güneş arasındaki, ay arasındaki o ilişkiyi doğru anlatmalıyız. Onun için din, sadece din bilgisi diye bir bilgi yoktur. Yani hadis din bilgisi olacak ama fizik din bilgisi olmayacak, matematik din bilgisi olmayacak. O zaman hayat olmaz. Hayatın olmadığı yerde din olmaz. Onun için bilhassa yaratıcının o yeryüzüne o kitabı gönderirken en büyük gayesi olan o rahmet mesajını bizim o ayetlerde tespit ederek çocuklarımıza yeniden öğretmemiz, evet, gerekiyor. Değerli başkan, daha çok şey vardı konuşulacak. Hatta belki IŞİD ya da DAEŞ konusuna da girecektik ama başta da söyledim, pek çok soru herhalde oraya da değdi. Verdiğiniz yanıtlar da oraya değdi. Ama söyleşimizin sonuna geldik zamanın. Çok çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Bu size yöneltilen soruya iki kelimeyle cevap verebilir miyim? Bir dakika, şeyden, mesajlardan gelen, onu siz de gördünüz, evet, onu söyleyebilirim. Gördüm. 4B, evet, imam hatipleri diyeyim ben. Sınav yapılmış fakat atamalar gerçekleşmemiş. Şimdi efendim, çok mesaj geliyor. Sınavlar bitmemişti. Bu darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Fakat sınavlarda, komisyonlarda görev alan bazı görevliler açığa alındığı, evet, için
tamamı şaibi altında olmasın diye hiç kimsenin hakkı zayi olmaz. Zaten kimseye kazanıp kazanmadığı söylenmemişti. O tamamlanmamış olan sınav yenilenecek. Herkes daha iyi hazırlanacak, sınava girecek ve Eylül ayı sonunda da inşallah herkes ataması yapılacak ve görevinin başında olacak. Peki o zaman ben biraz zorlayacağım süreyi, rejiyi de. Tabii akla gelen Diyanet'te ayıklanma. Bu yapıyla bağlantılı olanların ayıklanması işi hala sürüyor mu? Ne diyeceksiniz? Şimdi tabii var olabilirler mi hala? Aslında darbeden önce biz pek çok tespitimizi yapmıştık ancak mahkemelerden dönülüyordu. Fakat darbeden sonra mümkün olduğu akıllı kırk yararcasına yanlışla doğruyu birbirinden ayırt etmek için çok yoğun bir çaba içerisine girerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar 3600 kadar görevlimiz açığa alındı. Ama tabii soruşturmalarımız devam ediyor. En küçük bir yanlış bir bilgi ortaya çıktığı zaman arkadaşlarımız tekrar kendi görevlerine dönecekler. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Burada Diyanet diğer bütün kurumlarımızla beraber adaleti gözeterek ama bu yapıyla en küçük bir gönül bağı kurmuş herhangi bir kimseyle de yolumuza devam etmemiz mümkün değil. Mihrabı bu yapıya gönlünü kaptırmış herhangi bir din görevlisine vermemiz de doğru olmaz, mümkün olmaz. Çok büyük travmalar yaşadık. Evet. Bundan sonra bu hatalara düşmemek için daha yoğun bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Karşılaştığınız boyut, hacim, yani sizin teşkilatınız için size ne düşündürdü, nedir efendim? Hayır, yani zaten diğer bütün kurumlara sızma çabası içerisinde oldukları halde Diyanet'e doğrudan sızma çabası içerisinde olmadıklarını biliyorum. Çünkü paralel kendi alternatif eğitimleri olduğu için İmam Hatip liselerini ve ilahiyat fakültelerine daha geç yıllarda çocukları göndermeye başladılar, yönlendirmeye başladılar. Sadece o himmet ve zekat toplama noktasında vaizlerden yararlanmak için önemli bir çaba içerisinde olduklarını biliyorum. Ama bu sayıda çok büyük boyutta değil. Bir yekün olarak dikkate aldığımızda bizim yapımızı zedeleyecek noktada olmadığını söyleyebilirim. Tekrar çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Çok sağ olun. Bütün kardeşlerimize ben tekrar hayırlı geceler, evet, bereketli geceler diliyorum. Sağ olun. Böylelikle bitirdik efendim. Hoşça kalın.